kötü huylu bir akrabası olan var herhalde muhtemelen. Küs kalmak caiz midir diye sormuşlar. Evet. Şimdi sıla-i rahim çok önemli bir vecibedir bizim için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yasıl rahime. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise sıla-i rahim yapsın. Akrabalık bağlarını kesinlikle koparmasın. Akrabalık bağlarını devam ettirsin. O yüzden Müslüman akrabası kötü huylu da olsa, anlaşamadığı noktalar da olsa akrabası ile bağlarını koparamaz. Ne olursa olsun kardeşleri, amcaları, dayıları, teyzeleri, halaları gibi sıla-i rahim gereken akrabalarla bağlarımızı koparamayız. Onlarla haftada da bir de olsa görüşerek, hediyeler vererek, meşru isteklerine imkan nispetince karşılık vererek, onların taleplerini yerine getirerek o sıla-i rahim bağını devam ettirmekle biz yükümlüyüz. Efendim kötü huylu işte bize zararı dokunuyor. Olsun. Yani akraba hangi durumda olursa olsun biz bağımızı koparamayız. Hatta bırakın akrabayı, herhangi bir Müslüman kardeşimiz, bir arkadaşımızla da bağlarımızı koparmamız, onunla küs kalmamız zaten meşru değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la yahillu li muslimin en yehcura ahahu fevqa thalati leyalin buyuruyor. Bir Müslüman için kardeşiyle 3 geceden daha fazla küs kalması helal değildir diyor. Ve bu kişiler karşılaşır. Sokakta birbirleriyle illaki denk gelirler. Birisi yüz çevirir, diğeri de yüz çevirir. Onlar içerisinden hangisi önce selam ile başlarsa o en hayırlısıdır buyuruyor Efendimiz. O yüzden yani Müslüman evet bazen dargınlıklar yaşanabiliyor, kırgınlıklar olabiliyor. Ama gerek akrabalarımız için gerek eş, dost ve efendim arkadaşlarımız için durum aynıdır. Küs kalmamız, bağlarımızı tamamen koparmamız, karşılaştığımızda yüzümüzü çevirip onunla konuşmamamız bunlar asla İslam ahlakıyla bağdaşmaz. Müslümanın yapmayacağı şeylerdir. Efendim anlaşamıyoruz yahut kötü ahlakı var, bize de zararı dokunuyor. Bazen kardeşlerimiz böyle sorabiliyor. Yani hocam tamam gidelim görüşelim ama gittiğimiz zaman illaki bize bir kötü laf söylüyor veyahut bizim çocuklarımız ondan etkileniyor gibi durumlar karşılaşılıyor bunun gibi durumlarla. Burada ne yapılacak? Burada kişi bağları koparmadan ama tabii ki illa her gittiğinde uzunca yanında oturarak işte sık sık görüşerek bu bağı devam ettirmesi şart değildir. Yeter ki bağları koparmamış olsun ama arada bir görüşsün ama gittiği zaman yanında az dursun zarar dokunacak diye bu noktada temkinli davranabilir. Bağlarını koparmadan irtibatını daha asgari düzeye çekerek tabiri caizse araya biraz mesafe koyarak zarar görmesi ihtimalinde bu şekilde yine sıla-i rahimi terk etmeyecektir. Sıla-i rahimi terk etmek, bağları koparmak hiçbir şekilde Müslüman için doğru bir şey değildir. İyi olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.